İnsanın makinelerle ilişkisi gerçekten çok ilginç. Sanayi devriminin ilk günlerinden itibaren bu ilişki çok acayip bir hal almaya başladı. Bir aşk-nefret ilişkisi. Anlayanlar ve anlamaya çalışanlar için bir aşk, anlayamayanlar veya anlamak istemeyenler için nefret. Makineler. Antik hikayelerin, mitlerin bahsettiği canavarların vücut bulmuş hali gibiydi sanki. Ve bu makineler fabrikalarda, ulaşımda, bizim işimizi kolaylaştırıyormuş gibi dururken, kimine göre aslında daha büyük bir aklın dizayn ettiği ve bizi, insanlığı önce kontrol altına almak ve en nihayetinde yok etmek için kullanılan araçlardan başka bir şey değillerdi. Bugün bu harp olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu sadece bugüne ait bir paranoya değil, emin olun. Gelin size 1800'lerin başından çok acayip bir makine tasarımı anlatayım ve bu paranoyanın insanın zihnini nasıl işgal ederek bir korku salgınına dönüşebileceğini konuşalım. Bu gördüğünüz bir Air Loom makinesi. Bir hava dokuma makinesi. Havayı dokuyan, yani işleyen, yani bir anlamda işte, yani mantık şu. Bu makine bir şekilde insanların zihirlerini kontrol edebiliyor. Evet, yanlış duymadınız. 1700'lerin sonunda tasarlanmış ve büyük bir paranoyaya neden olmuş bir konseptten bahsediyoruz. Dönemi zihninizde canlandırmanızı istiyorum bunu anlamak için. Sanayi devriminin başlangıcından bahsediyoruz. İngiltere buharın gücünü almış arkasına ve müthiş bir gelişim gösteriyor. Fransa özellikle uzaktan bakıyor. En büyük rakibi almış başını gidiyor. Bir şeyler yapması lazım. Termodinamiği anlattığım videoda bunun detaylarına girmiştim. Sadi Carnot'un bu konudaki başarısından bahsetmiştik. İsterseniz bu atmosferi tam olarak anlamak için o videoya da bir göz atabilirsiniz. Ama bu hava dokuma makinesi de tam bu çılgınlığın ortasında söz konusu olmuştu. Bu cihazdan bir eczacının yazıp 1810 yılında yayınladığı kitapta ilk olarak haberimiz oluyor. Tüm detaylarıyla bu makineyi anlatıyor John Haslam isimli saygın bir eczacı. Bir insanı veya insan grubunu hedef alarak onların düşüncelerini değiştirebildiğini iddia ettiği ve çalışma prensibini de anlattığı bu kitap yayınlandığında tabii çok büyük bir olay olmuştu. Zira bu en basit haliyle bir kitle imha silahıydı. Elinizde böyle bir makine olduğunu düşünsenize. İnsanların zihinlerini kontrol edebildiğiniz bir cihaz. Böyle bir makine ile yapabileceklerinizi. Korkunç. Tabii kitap sadece makinenin detaylarını anlatmıyordu. Kitaba göre bu makineler çok uzun süredir kullanılmaktaydı. Londra'nın çeşitli yerlerine yerleştirilmiş ve Fransız devrimciler tarafından kullanılıyordu. Temelde de dönemin başbakanı William Pitt liderliğindeki İngiltere hükümetinin üyelerini hedef alıyor ve İngiltere'yi Fransa ile büyük bir savaşa sokmaya çalışıyordu bu köktenci devrimciler. Makinenin çalışma prensibine göre de hedef alınan kişilere bir şekilde manyetik parçacıkların bulunduğu bir hava solutuluyor ve bu sayede makinenin kapsama alanı giriyorlardı. Makinenin çalışma prensibi o kadar detaylı anlatılmıştı ki kitapta, şimdi hepsine girmeyeceğiz. Ama temelde 3 şekilde etki ettiğine inanılıyordu. Birincisi, hedefteki insanın zihnine yeni bir fikir sokmak. İkincisi, zihindeki düşünceleri temizlemek. Ve sonuncusu, ki bu en korkuncu, hedefteki kişinin kan basıncında değişim yaratarak anında ölümüne neden olmak. Şimdi bunun ne kadar mümkün olduğu ve gerçek olup olmadığına girmeden önce isterseniz kitabın yazarı Haslam'ın hikayesine bir bakalım. Zaten onun hikayesi makinenin gerçekliğine dair size bir fikir verecektir. Haslam 18. yüzyılda Royal Bethlehem ya da Bedlam olarak bilinen bir psikiyatri hastanesinin eczacısıydı. Ve bu zihin kontrol makinesini de anlattığı Illustrations of Madness, yani çılgınlığın resimli anlatımı gibi bir anlamı olan kitabını da aslında hastanedeki en sıradışı hastaların hikayelerinden derleyerek kaleme almıştı. Özellikle bir tanesinin, James Tilly Matthews. Ve makinenin tasarımı ve tüm detayları da Matthews'a aitti özünde. 10 yılı aşkın bir süredir yattığı psikiyatri hastanesinde bu makinenin çizimlerini yapmak ve işleyişini anlatmak için tüm vaktini ayırmıştı Matthews. Ama bu çizimleri, hikayeleri o kadar kapsamlı, o kadar tutarlıydı ki, yani onun bu çizimlerini alıp gerçekte bu makineyi inşa edebilirdiniz. Ki inşa da edildi bu arada. Birazdan bahsedeceğim. Biz Matthews'a dönersek. Hastaneye yatmadan önceki yaşamı da başka ilginç bir hikaye ki her şey orada gerçekleşiyor. Resmi kaynaklara göre İngiliz hükümeti adına Fransa ile barış anlaşmaları ile ilgili görüşmelerde de görev almış bir ajandı Matthews. Fransız devriminin son yıllarında
uzun süreler Fransa'da kalmış ve bu sürede yakalanmış ve uzun süre hapishanede yatmıştı. Bu süreçte İngiltere hükümeti de onu yalnız bırakmış ve bir anlamda Fransa'da gördüğü işkencelerle hapishanede akıl sağlığını yitirmeye başlamıştı. İngiltere hükümeti bir anlamda onu ölüme terk etmişti. Buna anlam veremeyen Matthews yavaş yavaş Fransızların bir şeylerin peşinde olduğuna inandırmaya başladı kendisini. Bir şekilde İngiltere'nin barış görüşmelerinden vazgeçmelerini sağlamışlar, kendisini terk etmelerine neden olmuşlardı. Terk eden İngiltere değildi, terk ettiren Fransa'ydı ona göre. İngiltere'yi bir şekilde daha sonra Napolyon Savaşları olarak bilinen savaşın içine çekmeye çalışıyorlardı. Bir şeyleri kontrol ediyorlardı sanki. Bu zihin kontrol makinesi fikri de o dönemde aklına gelmişti. Zamanı biraz ileri sararsak, Matthews'a yöneltilen suçlamalar düşürülüyor ve esaretten kurtularak İngiltere'ye dönmeyi başarıyor. Ama aklında bu makine var. Bunu hemen yetkililere anlatmalı diye düşünüyor. Vakit kaybetmeden dönemin İçişleri Bakanı Robert Jenkinson'dan, diğer adıyla Lord Liverpool'dan hemen randevu talep ediyor. Ama Jenkinson asla kendisini görmek istemiyor. Kapıdan kovuyor bir anlamda. Matthews artık iyice ikna oluyor. Onun da zihni Fransızların kontrolü altında olmalı diye düşünüyor. Herkesi ele geçirmişler. İçişleri Bakanı bile kontrol ediliyorsa vay İngiltere'nin haline. Tabii burada da kalmıyor Matthews. İngiltere'de parlamento görüşmelerini ziyaretçilerin izleyebildiği bir bölüm vardır. Buraya katılıyor ve herkesin içinde İçişleri Bakanı'nın yani Jenkinson'ın Fransızların kontrolünde bir vatan haini olduğunu söylüyor. Tabii bundan sonrası Matthews için pek iyi gitmiyor. İçişleri Bakanı Jenkinson, Matthews'un tehlikeli bir deli olduğunu söylüyor ve hemen bir hastaneye yatırılması gerektiğini emrediyor. Öyle de oluyor. Royal Bethlehem'e yatırılan Matthews artık burada geçireceği tüm zamanını bu makinenin detaylarını anlatmaya ayırıyor. Bahsettiğim gibi o kadar detaylıydı ki anlattıkları. Kitabı kaleme alan Heslem'i de ikna etmiş olabilir belki de. Bu arada garip bir iki detay da verelim. Bu makine bir anlamda çevresinde borularla varillere bağlı bir makineydi. Ve asıl olay da bu varillerin içerisindeki karışımdı. Bu karışım neydi peki? Kötü kokan insan nefesi, köpek dışkısı, at gazı filan. Yani peki olan neydi? Sorun şu ki modern psikiyatri maalesef Matthews'tan 50 yıl kadar sonra doğacaktı ve Matthews'un klinik teşhisi de yaklaşık 100 yıl kadar sonra gelecekti. Yani makinenin gerçek olmadığını ve Matthews'un bir hayal ürünü olduğunu söylememize gerek yok sanırım. Bunun kökenini anlamak için Matthews olayından 100 yıl kadar sonra yazılan bir çalışmaya bakabiliriz. Çalışmanın arkasındaki isim de Freud'un öğrencisi, psikanaliz ve nörobilimin öncülerinden Viktor Tausk. 1919 yılında şizofrenide zihin kontrol makinelerinin kökeni üzerine isimli bir çalışma yayımlıyor Tausk. Ve bu bugün özellikle paranoid şizofrenide sıkça karşılaşılan bir makine tarafından zihnin kontrol edildiğine dair inanç olarak bildiğimiz bir tıbbi durum ile ilgili ilk çalışmaydı. Bu çalışmadan da ve bugün şizofreni ile ilgili bildiklerimizden de yola çıkarak Matthews'un bir paranoid şizofreni hastası olduğunu anlayabiliriz özetle. İnsan beyninin en garip sıra dışı anomalilerinden birisi. Kimi zaman inanılmaz bir yaratıcılık şeklinde de gösterebiliyor kendisini. Hatırlarsanız Pink Floyd'un kurucusu ve solisti Syd Barrett ve şizofreni olasılığını konuştuğumuz videoda da bahsetmiştik. Tarihin en iyi eserlerinde görebiliyoruz bu anomali sonucunda. Kimi zaman da Matthews'un vakasında olduğu gibi de sonuç verebiliyor. Bu arada burada bahsettiğimiz elbette bireysel bir vakaydı. Fakat bu korku yani gizli güçler tarafından kontrol edilme korkusu biliyorsunuz kitlelerde de karşımıza çıkıyor. Tarihte sayısız örneği var bunun. Yaygın bir paranoya durumu. Ama dilerseniz bunu ayrı bir videoda ele alabiliriz. Tabii makinenin inşa edildiğinden bahsetmiştim hatırlarsınız. Ondan da kısaca bahsedelim. Orası da ilginç. Ayer Loom makinesi sanatçı Rod Dickinson tarafından çizimlere sadık kalınarak bir sanat projesi olarak inşa edildi ve İngiltere'de Tyne and Wear Müzesi'nde sergileniyor. Rod Dickinson bu arada bu ilginç projeleri seven birisi. Şu tarlalardaki gizemli halkaları hatırlıyorsunuz değil mi? Hani uzaylılardan falan şüpheleniliyordu. İşte o halkaların bir kısmının arkasındaki isimdir Rod Dickinson. Dünyanın dört bir tarafında kimi zaman şirketlerin finansmanı ile, kimi zaman bir ekip ile birlikte bu halkaları yapıyordu. Başka birçok ilginç çalışması da vardır. Takibe alabilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.